Merhabalar kripto oyunu ailesi. Yeni gelenler için ben Yiğitcan. Bugünkü videomuzda hep birlikte Echoes of Empires'ın ilk alfa oyununu test edeceğiz. Echoes of Empires, Gala Games'in ekosistemine dahil edilen ilk oyunlardan biri diyebiliriz. Yapımı yeni tamamlandı ve ilk defa alfa kısmını oynayabileceğiz hep birlikte. Echoes of Empires'ın alfa kısmını oynayabilmek için elinizde bir tane Claim NFT'si olması gerekiyor. Bu videomuzda hep birlikte hem oyunu test edip hem de oyundaki NFT'ler hakkında konuşacağız. Umarım beğenirsiniz. Eğer hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek bize destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Echoes of Empires oyununu oynayabilmek için Gala Games'in web sitesine girmeniz gerekiyor. app.gala.games web sitesi arkadaşlar. Eğer hala üyesi değilseniz referans linkimi aşağıya bırakıyorum. O referans linkine tıklayarak sizler de bu oyun ekosistemine üye olabilirsiniz. Üyelerine zaman zaman ücretsiz NFT dağıtıyorlar. Ücretsiz bir şekilde de üye olabiliyorsunuz. O yüzden hepinizin üye olmasını tavsiye ederim. Echoes of Empires oyununu şu anda alfada test edebilmek için elinizde bir tane Claim NFT'si bulundurmanız gerekiyor. Hemen Inventory kısmından sizlere kendi Claim NFT'mi göstereyim. Embers Grace Celestial Claim'e sahibim. Bu yüzden şu anda oyunu yükleyip oynayabileceğim arkadaşlar. Eğer siz de bu oyunu test etmek istiyorsanız bu Echoes of Empires'ın NFT'leri şu anda Gala Games'in web sitesinde tamamen bitmiş durumda. Bunları buradan alamazsınız. Yalnız OpenSea'de hala bu NFT'ler satılabilir durumda. OpenSea linkini aşağıya bırakıyorum. Hatta kısaca fiyatlarına da bakalım isterseniz. Claim NFT'lerinin uncommon'ı en ucuz olanları oluyor. Yaklaşık 7000 Gala'dan başlıyor fiyatları. 7000 Gala da arkadaşlar $168 gibi bir paraya tekabül ediyor. Yalnız bu NFT'lerin rariteleri var arkadaşlar. Raritesi arttıkça fiyatı da gitgide artıyor. Mesela bendekinin raritesi rare arkadaşlar. Şu anki fiyatı 0.4 Ethereum ya da 15.000 Gala, yani $350-$400 civarlarında bir değeri var arkadaşlar. Eğer sizin de bu NFT'niz inventory'nizde görünüyorsa Gala Games'in web sitesine girdiğiniz zaman, buradaki Echoes of Empires Items kısmında herhangi bir claims varsa oyunun Games kısmına bastığınızda Echoes of Empires'da Play ya da Install Play şeklinde bir buton belirecek arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim bu NFT'niz varsa. Ben oyunu şimdiden yükledim. Yalnız daha önce hiç oynamadım. Hep birlikte sıfırdan başlayacağız arkadaşlar. Yani kısacası ne yaptığımı bilmiyorum. O yüzden bayağı büyük noobluklar yapabilirim. Ama hemen oyunun gameplay'ine geçelim. Play butonuna basacağız ve oyunumuz açılacak. Gayet heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Çünkü bu oyunu bayağıdır bekliyorum. Gördüğünüz üzere açılırken de pre-alpha build yazıyor. Yani erken alfa. Çok fazla bug veya çeşitli errorler verebilir. Hatta bilgisayarımı kasabilir. Bakalım. Evet. Ana base'imiz burası arkadaşlar. Bakalım neler varmış. Tactical Map ve Home Base arasında gidip gelebiliyoruz. Tactical Map muhtemelen savaşları gerçekleştirdiğimiz kısım. Burada birden fazla binaya sahipmişiz. Bu binaları yükseltebiliyormuşuz ya da büyütebiliyormuşuz. Alfa sonunda büyüttüğümüz base'ler sıfırlanacak demişler burada. Bu arada şu anki alfa olmasına rağmen bu oyunu oynayarak Stardust kazanabiliyoruz. Stardust bu oyunun ekonomisinin coin'i olacak. Oyun tam sürüme girdiği zaman biz bu Stardust'ları başka oyunculara satabileceğiz ya da oyun içerisinde kullanabileceğiz. Yani kazanç mekanizmamız şimdiden başladı diyebilirim. Bakalım burada görevlerimiz var. Collect ROM or Collector in Home Base diyor. Command Center, Shipyard, Foundry, Build. Öncelikle bir tane Foundry yapalım. Foundry 1 dakika sürecek ve bizlerden bu ham maddeleri istiyor. Bu ham maddeler
ne tam olarak bilmiyorum, yazmamışlar. Hemen build diyelim bakalım. Command Center şehrimizin level'ı gibi arkadaşlar. Level atlattırdığımız zaman daha güçlü savunma, daha yüksek menzil ve hız gibi şeyler kazanıyoruz. Level atlatmak için experience kitapları gerekiyor. Şu an oyuna yeni başladığımız için hiçbiri yok. Foundry'miz bitti. Complete'e basalım hemen. Complete. Evet, Foundry'miz geldi. Burada madenlerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3 ham madde var. Vapor, Ore ve Composite diye. Burada gördüğünüz renkler. Bunlar otomatik toplanıyor anladığım kadarıyla. Depoda birikiyor. Maksimum 1 milyona kadar çıkabiliyor. Buradan Collect butonuna bastığımız zaman bu ham maddeler elimize geliyor arkadaşlar. Evet, Homebase Basics'i görevini tamamladık. Görev bu kolektörlerden ham madde toplamaktı. Collect Rewards dediğimiz zaman bize ham madde verdi fazladan. Hemen bir sonraki göreve gidelim. Build Shipyard, Craft Any Flagship, Create a Fleet with Any Flagship diyor. İlk görevimiz Shipyard yapmak. Hemen Shipyard'ımızı yapalım. Evet, Shipyard'ımız tamamlandı. Hemen Complete. İlk görevini yaptık. Craft Any Flagship diyor. Royal Ambassador Uncommon craftlayalım. 5 dakika sürecek. Daha sonrasında o gemiyi buradaki fleet'imize ekleyeceğiz. Buraları birazcık hızlandıracağım arkadaşlar. İnşa ettiğimiz gemi Royal Ambassador. Burada özellikleri yazıyor. Bunu Ore Mining'de, Vapor Mining'de, Composite Mining'de ya da Stardust, burada gördüğünüz 4. ham maddede, ham maddeyi minelamada kullanabiliyoruz. Kapasitesi 14.000, 14.000, 14.000. İki hızıyla hareket ediyor. 5.000 hull tutabiliyor. Royal Ship'lerin en hızlısıymış. Yeni yerler keşfetmede ve hızlı bir şekilde bir noktadan bir noktaya gitmede kullanmak için ideal bir gemi. Gemimizi inşa ettik ve shipyard'a koyduk. Lit Basics tamamlanmış oldu. Hemen ödüllerimizi toplayalım ve bir sonraki göreve bakalım. Bir yere probe göndereceğiz. Bunun için haritaya basacağız herhalde. Evet, Tactical Map'e geldik. Harita. 3 farklı şekilde gönderebiliyoruz. Solar Sail, Fusion Drive, Warp Drive. Bunların hızı değişiyor. Sanırım başkalarının base'inden ziyade buradaki unknown mekanları keşfetmemiz gerekiyor. Görevimizi tamamladık. Bu arada burada Fusion Drive ile ilgili bir açıklama var. Anında gidiyorsunuz ama her gemi günde bir kere yapabiliyor diye. Oyun şu ana kadar bana O-Game havası verdi arkadaşlar. O-Game'e çok benziyor. Yalnız grafikleri oyunun tabii ki de çok çok daha iyi O-Game'e nazaran. Ve daha detaylı bir oyun olduğunu umuyorum. Oyunu bitirmediğim için henüz emin değilim ama daha detaylı görünüyor en azından şu ana kadar. Evet arkadaşlar, günlük görevlerimizi tamamladık. Günlük görevler bize experience veriyor bolca. Daha sonrasında bu experience'ları kullanarak base'imizdeki binaların level'ını atlatıyoruz ve gemi veya gemilerimizin level'ını atlatabiliyoruz. Son görevimiz Ember's Grace'e 3 tane gemi göndermekti. Gemilerimizi buradaki epic madene yolladık. Burada gördüğünüz üzere 3 adet gemimiz var. Geologist, Garrison Specialist ve Royal Ambassador adlı 3 gemimiz buradaki ham maddeyi yağmalıyor. Daha sonrasında bu ham maddeleri geri kendi base'ime çekeceğim ve toplayacağım. Ve bu fleet'i başka yerlere göndermeyi planlıyorum. Birazcık şu aşamada yapabildiğimiz gemileri kısaca inceledim. Hemen Foundry'den bakalım hep birlikte. Bunlar arasında bu Royal Archivist yüksek taşıma kapasitesinden dolayı craftlamayı tercih ettiğim bir gemi diyebiliriz.
Onun dışında burada saldırı, defans ve çeşitli özellikle gemiler var. Şu an oyunun daha başı olduğu için bence ham madde toplamak gayet önemli. O yüzden bir adet daha Royal Archivist gemisinden yapmayı planlıyorum. Gala Games'in Echoes of Empires erken alfası bu şekilde arkadaşlar. Ben oyunu beğendim açıkçası. O game'e benziyor ama daha iyi grafikler, daha akıcı ve tabii ki de görselin ön planda olduğu bir oyun o game'e nazaran. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu kanalda paylaştığımız videolar zamanı hassas videolar. Mesela Echoes of Empires oyunu erken alfada sadece bir hafta kadar kalacak. Ve bu oyunu takip etmenin tek adresi bizim kanalımız şu anda. Eğer NFT'ye sahip ve kendiniz bu oyunu oynamıyorsanız. Oyunun saldırı kısımlarını çok daha açamadım. İlerleyen günlerde daha base'im level atladıkça oraların açılacağını düşünüyorum. Ve tekrardan bir ilerleme videosu kanalımıza atarız. Videomuz bu şekilde. Videomuzu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kripto oyun dünyasında görüşmek üzere arkadaşlar.